arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle unicornlu çok güzel bir ceket çalışması yapacağız ceketimizin ebatı gördüğünüz gibi baya büyük dilerseniz manto olarak da kullanabilirsiniz şu şekilde ceketimizi örmeye yaka kısmından başladık yaka kısmından dilediğimiz kadar artışlarımızı yaparak yeterli ölçüye geldiğimiz zaman hem bel kısmına hem de renkli bölümümüze örmeye başladık. Renkli bölümümüzde bir sıra beyazımızı bir sıra rengimizi kullandık. Bazen iki sırada renklimizi ördük. Bakınız tamamen zevkinize uygun olarak sıralamalarımızı yapabilirsiniz. Kollarımızı ise düz trabzan çalışması ile yaptık ve kol uçlarının her ikisinde farklı olarak çalıştık. Bu Gövde kısmında kullandığımız renklerin bir kısmını bir kolumuzda diğer kısmını diğer kolumuzda çalıştık. Unicorn olduğu için şu şekilde kapış önüne bir tane boynuz ve iki tane de kulağımızı çalıştık. Dilerseniz tabii ki sadece kulağı çalışıp boynuzda çalışmayabilirsiniz. Ama ben unicorn olduğu için hepsini çalışmaya uygun gördüm. Evet ikişer fiyonk önlerimiz için ikişer fiyonk da arkalarımız için şu şekilde çalıştık ve ceketimizi ya da mantomuzu nasıl kullanmak isterseniz nasıl arzu ederseniz bu şekilde tamamladık. Şimdi ölçülerine bakalım arkasını çevirmiştik arkasından ölçelim ee, şapkamızın bakın kapışörümüzün başladığı yerden ölçmeye başlıyorum alt kısma kadar 38 santim olduğunu görüyorum bakın şu şekilde e, akordeon gibi toparladığı için aslında biraz daha uzayabilir ama ben görünüşü ölçüyorum sadece siz o uzamayı zaten yukarı kısımda da akordeon görüntüsü olduğu için hesaba katabilirsiniz Yer yani mantı olarak da çok güzel kullanılır evet omuz kısmından kapış olduğu yerden diğer uca kadar kolumu ölçüyorum şöyle ölçtüğüm zaman 30 santim kolumuzun da uzundu şapkamızın tepe noktasına kadar şöyle bakalım zaten örerken içeride ölçeceğiz şöyle kaba taslak ölçtüğümde 19-20 santim arasında geldiğini de görmekteyim Evet şimdi unicornu ceketimizi kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım kolay gelsin Ceketimizi örmek için Ören Bayan'ın Super Baby ipini kullanıyorum. %100 akrilik olan ipimiz 100 gram ve 360 metre. İpimizi örmek için 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Hemen bölümlerine ayırarak ceketimizi örmeye başlayalım. İç kısmından ipimi alıyorum. Sizler dilerseniz üstten de örebilirsiniz ama içten daha rahat devam etmekte örgümüz. Şu şekilde alıyorum ve bölümlerini sırası ile örüyorum. Bir tane düğümümü atıyorum ve önüm için 12 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tam 12 tane zincirimi çektim. Şöyle bakınız. 12 ve 12 her iki önümüz için öreceğiz. 14 ve 14 kollarımız arkamızı ise 24 tane trabzanımızı oluşturacak şekilde zincirlerimizi hazırlayacağız şimdi 12 zincirimizin üzerine bir tane ayracımı takıyorum ve hemen e, taktıktan sonra 14 tane zincirimizi birlikte çekmeye başlayalım 12 zincirin içerisine taktım kırmızıdan itibaren arkaya kadar e, önümüz için, Evet şimdi 14 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Tam 14 tane zincirimi çektim. Kolum için taktım. Ceketimizin arkası için 24 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. İpimiz ince bir ip değil, çok da kalın değil, orta kalınlıkta bir ip. Evet. Tekrar 14 tane kolumuz için örmeye başlıyorum. 14 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 zincirimi takıyorum zincirime ayracımı ve son 12 tane zincirimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet şu şekilde zincirlerimizi ördük şöyle bakalım bakınız 12 tane zincirim önüm için. 14 tane zincir kolumuz. 24 tane zincir ceketimizin arkası için. Tekrar 14 tane zincir kolumuz ve 12 tane zincir diğer önümüz için ördük ve hazırladık. Şimdi bütün bölümlerimizi ördükten sonra ölçümüze bakalım. İpimizin kalınlığını inceliğini, ölçümüzün tutup tutmadığını, yani tam denk gelip denk gelmediğini birbirimizle kıyaslayalım. 34 santim ölçümün uzunluğu. En uçtan, bakınız en sona kadar şu şekilde zincirimizi hiç müdahalemiz olmadan 34 santim olduğunu görüyoruz. Şimdi üzerinin trabzanlarını örmeye başlayalım. 2 tane zincir geri gelelim. 1 ve iki. İki tane zincirimi ilave ediyorum. Elim burada bakınız geri geldiğim yerde tığımın başını doluyorum ve ikinci geri çekildiğim trabzanımın üzerine batıyorum. 1 ve 2. Iki. i̇ki. defa da çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımın trabzanımı örmek için zincirimin içerisine giriyorum ve birer birer toplamda 12 trabzanı oluşturana kadar mavi ayracımıza doğru ilerliyorum. Her bir zincire bir defa başını doluyorum. Ve batıyorum. İkili trabzan şekliyle bu ilk sıramızı bu şekilde örüyoruz. Tamam başını doluyorum ve batıyorum. Şu şekilde bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Toplamda 12 tane trabzanımızı çekmiş olduğumuz zincirimizin üzerine ördük. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. 1. Tığımın başını doluyorum. Mavi ayracımı çıkarıyorum. Mavi ayracımdan kırmızıya kadar, kırmızı dahil değil, kolum için 14 trabzanımı örüyorum ve hemen ayracımı çıkardım trabzandan itibaren örüyorum aynı yere batmıyorum başlıyorum birer birer ilerliyorum İkili trabzan şekli ile örüyoruz bakınız bu ilk sıramızı daha sonra değiştireceğiz birinci sıramızdan sonra kırmızıya doğru gelelim Evet kolum için 14 tane trabzanımı da ördüm. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Ve bir diye örmeye başlıyorum. Mavi ayracımın olduğu yere kadar birer birer trabzanlarımızı batıyorum. 1 her bir trabzanımızın üzerine bakınız birer birer batıyorum ve ilerliyorum Evet mavi aracımıza kadar 24 tane trabzanımızı arkamız için şuradan itibaren örerek geldim ve bir tane zincir çekiyorum mavi ayracımı çıkarıyorum ayracımı çıkardığım yerden örmeye başlıyorum tığımın başını doluyorum sıradaki zincirimin içerisine giriyorum ve ikili trabzanlarımı birer birer örüyorum. Kırmızı ayıracımın olduğu yere kadar bu şekilde trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Evet kırmızı ayracımın olduğu yere kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkarıp aynı yere batıyorum. Bakınız ayracımı çıkardığım yeri trabzanı ördüğüm yere değil bir sonraki yere ve sona kadar trabzanlarımı örüyorum. 2 3 ve son trabzanımı örüyorum şöyle bakalım 2 4 6 8 10 ve 12 toplamda 12 tane de trabzanımı ördüm ikinci sıramıza 2 iki tane zincir çekerek başlıyorum 1 ve 2 bakın burada ikili trabzan örmüştük ve zincirimizi geri dönerek başlamıştık şimdi 2 tane zincirim örüyorum ve tek seferde başını dolayıp çekiyoruz bu sıramızda şimdi orta parmağımdan taraftaki bölümden alıyorum bakınız şöyle gördüğümüz buğday görüntüsü saç örgüsü nasıl ad ederseniz bakınız şöyle batıyorum dıştakini tek seferde alıyorum tığın başını doluyorum yine bakınız orta parmağıma dokunan taraftan alıyorum diğer tarafı kalıyor. Ve sadece bir defa başını doluyorum alıyorum. Bir defa başını doluyorum. Dış taraftaki bölümünden alarak tek seferde çekiyorum. Tek seferde çekiyorum. Zincirimizin olduğu yere kadar bu şekilde ilerleyelim. Şurada zincirimizin olduğu yere geldik. Bakınız, tek seferde bir defa başını dolayarak çektik. Şimdi zincirimin olduğu yerdeyim. Tığımın başını doluyorum. Bakınız, buradaki bölüme direkt batarak giriyorum. Bir Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere direkt giriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 2 defa yine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir daha ve toplamda 2. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. 2 tane zincirimizi çektik ve buradaki buğday gibi görünen kısımdan dış taraftakinden alarak iç taraftaki şu kısım çizgi olarak kalmasını sağladık ve ortadaki iki zincirimiz bir zincirimizin olduğu yere iki tane trabzan bir zincir iki trabzanımızı ördük yine tek seferde çektik şimdi Kolumuzu örmeye başlıyoruz. Kolumuzda da işlemimizi aynısını tekrar ediyoruz. Bakınız dış taraftakini alıyorum ve örüyorum. Dış taraftakini alarak örüyorum. Ve sıra başına kadar sadece iki artışımızla bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle hemen yazalım. Artışımızı iki olarak yapalım. İki, iki, iki bakınız. 2 tane artışımızı yapalım ve ikinci sıramızdan itibaren örmeye başlayalım sadece bir defa başını dolayalım ve tek seferde çekelim tekrar yapalım başını doluyorum dış taraftakini alıyorum tek seferde ve sıra başına kadar artışlarımızı ikişer ikişer yaparak sıra başına kadar gelelim İkinci sıramızı sadece arkalarından alarak ilerlettik ve ara artışlarımıza iki tane trabzan, bir tane zincir, iki trabzanımızı ördük. Ve bakınız öndeki şu kabartımızı gördük. Şimdi son artışımızı da birlikte yapalım. Öne geçeceğimiz yerdeyim. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. İkinci kez giriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra yine iki defa alıyorum. Bir, ve 2. Sonrasında aynı şekilde devam ediyorum. 2 zincirimizi çektikten sonra ilmeğimizin üzerine batalım. 2 tane olan tarafın dış tarafından alarak örelim. Biraz önceki ördüğümüz şekliyle dıştakini bir defa tığımızın başını dolayalım. ve dıştakini alalım. Tekrar sırası ile dıştakini alarak sıramızın tamamını bu şekilde örelim. Artış yerlerimizde iki tane artışımızı yapalım. birer birer bu şekilde ördüğümüzde güzel bir görüntü olmakta artış yerime kadar ilerliyorum bakınız biraz önceki ördüğümüz iki tane ilmeğimizin birincisini ördüm ikincisinde yine dıştan alarak örüyorum şöyle görelim 3. sıramızı buradaki bakın dıştan aldığımız zaman öndeki ilmekleri çizgi şeklinde güzel bir görüntü vermekte bir zincirimin olduğu yere kadar geldim şöyle açıyorum tığımın başını doluyorum bir defa da alıyorum bir tane artışımı yaptım ikinci kez doluyorum aynı yere giriyorum ikinci artışımı da bu şekilde yaptım bir zincir çekiyorum her ikisinin arasına tekrar başını doluyorum Aynı bu araya bakınız. Giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Şöyle baktığımızda artış yaptığımız yeri iki tane trabzanımız, bir zincirimiz, iki tane trabzanımız var. Bakınız iki tane arada bir zincir. Toplamda dört tane trabzanımızı ve bir tane zincirimizi ördük. Şimdi kolumuz için olan bölüme başlıyoruz ve aynı şekilde örüyoruz. Tığımızın başında doluyoruz. Buradaki gördüğümüz ikiden dıştakini alıyoruz. içteki bu yöne çizgi şekliyle düşüyor. Kendimizden tarafa. Ve bütün artışlarımızı da ikişer ikişer yapıyoruz bölüm aralarında. Eliniz alıştığı zaman çok çabuk seri bir şekilde öreceksiniz. Bakınız şöyle alıyorum tek seferde çekiyorum Evet şimdi ilerleyelim buraya artışa geldiğimiz zaman bölümler arası yine iki tane trabzan bir zincir iki tane trabzanımızı örelim ve dümdüz devam edelim arkamızı artışımıza geldiğimiz zaman yine iki tane örelim araya bir zincir tekrar iki tane şekliyle örelim ve üçüncü sıramızda bu şekilde tamamlayalım Ceketimizin robasını 3 sıra örerek tamamladık. Birinci sıramızda ikili trabzanımızı ördük. Artış yapmadık. İkinci sıramızda bir defa başını dolayarak aldık. iki trabzan, bir zincir, iki trabzan şekliyle artışımızı yaptık. Aynı şekilde üçüncü sıramızı da ördük. Şimdi dördüncü sıramıza da başlamak için hazırız. Dördüncü sıramızda da işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. Şurada gördüğümüz trabzanlarımızın bakınız dıştakileri örerek istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Hep dıştakinden dıştakinden alıyoruz. Öndekinde ise önde de ise şu şekilde bir çizgimiz kalıyor. Hangi yönden örersek çizgimiz o tarafta kalmakta. Evet şimdi iki tane zincirimi çektim. Bir tanesi açılmıştı. Hemen örgümün yönünü yine çeviriyorum. Şöyle gördüğümüz bakınız dış taraftan ilmeğimizi bölerek dış taraftakini alıyoruz ve örüyoruz. Sırası ile robamız tamamlanana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. İstediğimiz genişliğe gelene kadar ikişer artışlarımızı yapıyoruz. Ceket olduğu için birazcık bol olmasında hiçbir mahsur yok. Daha rahat olur. tabi bebeğimizin yaşına göre ölçülerle başlayalım. Evet şimdi son bakınız. Trabzanımı ördüm. Araya giriyorum. Bir. Tekrar tığımın başında oluyorum. Araya giriyorum. İki. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. Bir defa da alıyorum. Tekrar bir defa da alıyorum. Ve sırası ile yine ikiye bölerek dıştakini örmeye devam ediyorum. Diğer bölümlerimizi de tıpkı burada ördüğümüz gibi iki tane trabzan, bir zincir, iki trabzan olarak örelim. Her bölümümüzü kendi içerisinde bakınız bu şekilde artıralım ve istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar örmeye devam edelim. Ceketimizin robasını örmeye devam ediyorum. Ve belli bir ölçüye kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sıramızı ördük. 8 sıramızı ördükten sonra robamızın genişliğine bakmak istiyorum. Burası arka olan yani robamızın arkası. Tutuyorum. Diğer tarafa tutuyorum. 26 santim. Şu an daha örmeye devam ederek büyüteceğiz. Kolumuza bakalım. 22 santim kolumuzun şu an için genişliği ve bakınız ayracımı koyduğum yeri 9. sıramız 9. sıramızdan itibaren ben buraya kadar ikişer ikişer artışımızı yapmıştık 9. sıradan itibaren bir tane artış yaparak büyütmek istiyorum çünkü genişlik benim istediğim ölçülerde sizler daha büyük çocuklarımıza örecekseniz ya da ipiniz ya da elinizin ölçüsü biraz daha küçük kaldıysa lütfen ikişer ikişer artırmaya devam edelim hiçbir problem olmayacak hiç merak etmeyin ikişer ikişer artırarak devam edelim önemli olan burada sıramızın uzunluğu. Bakınız yeterli ölçü gelsin. içiniz rahat etsin. Evet bakın ikişer ikişer artırdık. 8. sıramızdan sonra 9. sıraya başladım ve bir artışımı yapıyorum. Bir artışımı yaptım. Şu şekilde. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. Yine bir defa örüyorum. Bakınız sadece bir sağda Ortada bir zincir bir de solda artışımız var. Tığımın başını doluyorum. Yine şu şekilde dıştan alarak istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Biraz yüksekliğini şu şekilde büyütelim. Evet birkaç sıra daha ördüm. Bakınız şuradan başlamıştım. 9, 10, 11. 11. sırada artık kollarımızı örmeyi bırakıyoruz. Önümüz ve arkamızı birbirine bağlayarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi 9. sıramızı yine aynı şekilde örerek geldim ve araya bir tane artışımı yaptım. Bir artışımı yaptıktan sonra kolumuz için ördüğümüz bölümümüzü büküyorum. Artışımı yapıyorum. Buradaki ayrım yerine bir tane batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Sonrasında yine buraya kadar ördüğümüz gibi Orta parmağımdan taraftaki bölümünü ilmeklerimizin alıyoruz ve örüyoruz bu şekilde. Şöyle bakalım. Yani aynı örgümüze devam ediyoruz. Araya herhangi bir zincir çekmedim. Sadece trabzanımızı ördüm. Geçişimi yaptım. Çünkü kol genişliği çok uygun. Şimdi arkamızı örelim. Diğer kolumuzun olduğu yere kadar ilerleyelim arkamızı örerek ilerledim. Kolumuzun ayrımının olduğu yerdeyiz şu anda. Şu şekilde hemen bakınız buradayız. Hemen bir tane artışımı yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve büküyorum kolumuzu. Diğer ayrım yerinin olduğu yere geliyorum ve bir tane başını dolayarak batıyorum ve tek seferde çekiyorum ilmeğimizi yine şu, şu, şekilde bakınız ikiye ayırıyoruz yani ördüğümüz işlem tamamen birbirinin tekrarı birleştirmemizi bu şekilde sıra başına kadar ilerletiyor diğer kolumuzu da birleştirdikten sonra sıramızın başına geldik şu şekilde birleştirme işlemimizi tamamladık ceketimizin hem önü hem arkası aynı görüntüde bakınız çok güzel katmanlı katmanlı Evet şimdi ölçümüze bakmak istiyorum birbirimizin ölçüsüyle kıyaslamak adına şurası bakın daha sonra lastiğimizi öreceğiz ve orası rahat bir şekilde kapanacak kolumuzun üzerinden tutuyorum şu an herhangi bir farkımız yok bakınız 31 santim genişliğimiz yukarıdan itibaren ölçüyorum 14 santim omzumdan aşağıya kadar da 14 santim değindim şimdi gövde olarak örmeye başlıyorum bir sıra örelim kolumuzu birleştirdikten sonra 1 2 3 4 sıra örmeye devam ettim 4 sıramızı ördükten sonra istediğim bel ölçüsüne geldim burası artık ceketimin bel kısmı ceketimizi pileli bir ceket olarak çalışacağız şöyle gördüğünüz gibi birer tane önlerimiz için ayracımı koydum ve de arkada da iki tane ayıracım var. Şöyle baktığımız zaman buradan itibaren yani başlangıçtan itibaren saydım. 14. trabzanımın üzerine ayracımı taktım. Diğer tarafın yine başlangıcından saydım. 14. trabzanımın olduğu yere ayıracımı taktım. Yani şöyle ortaladım diyebiliriz. Diğer arkadaki ayraçlarımı ise öndeki ay ayraçlarımızla tam denk düşecek durumda ayarlayalım ve bu dört tane ayracımızın olduğu yere pile çalışması yapalım şimdi dümdüz buradaki ördüğümüz şekliyle örerek ilerliyoruz ve aracımın olduğu yere geliyorum geldiğimiz zaman zincirimizi çekiyoruz ve yine devam ediyoruz diğer kırmızı işaretimizin olduğu yere burada da zincirimizi çekiyoruz tekrar ilerliyoruz diğer kırmızımızda da zincirimizi çekerek pilemizin yerini hazırlıyoruz ve son olarak yeşilimize kadar örerek geliyoruz yeşilde de aynen zincirimizi çekerek dördüncü pilemizin yerini de hazırlamış oluyoruz şimdi pilemizin genişliğini ne kadar isterseniz zincirimizi o kadar çekmeniz gerekmekte ben 10 tane zincir çekerek pilemi normal ölçüde bir pile yapmak istiyorum. 8 tane de çekebilirsiniz. 15 tane de çekebilirsiniz. Pilemizin küçüklüğünü ya da büyüklüğünü dilediğiniz ölçüde ayarlama yapabilirsiniz. Evet. 2 tane zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. Yine aynı şekilde tığımın başında doluyorum. Ardından alıyorum. Bakınız ardından ve ilerliyorum şimdi işaretime kadar devam ediyorum işaretimin olduğu yeri de ördüm bakınız işaretim takılı ve hemen üzerine zincirimi çekmeye başlıyorum Pilemizin büyüklüğünü ne kadar istiyorsak o kadar zincir çekelim biz 10 tane çekeceğiz birinciyi çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimizi çektikten sonra bakınız ayracımı çıkardım hemen aynı yere tığımın başını doluyorum bir daha batıyorum aynı yere çekiyorum ve devam ediyorum diğer ayracımıza kadar yine ardından alarak bir defa başını dolayalım ve örelim dümdüz örerek arayı ilerledim ve kırmızı işaretimin olduğu yere geldim ve battım bir tane hemen çıkarıyorum işaretimi ve başlıyorum 10 tane zincir çekmeye 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum aynı yere gelerek batıyorum ve tekrar sırası ile diğer işaretimi bıraktığım yere kadar örerek ilerliyorum ve buradaki arkadaki zincirimizden arayı yine örerek ilerledim işaretimin olduğu yeri örüyorum ve çıkarıyorum işaretimi. Hemen 10 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere gelerek batıyorum ve tek seferde örüyorum. Ve devam ediyorum. İlmeğimizin ardından alarak diğer işaretimize kadar ilerleyelim. Arkamız için 2 tane zincirimizde pleyerimizi ayarladık. Şimdi en son pilemiz için işaretimizi taktığımız yerdeyiz ve 10 tane zincir çekmeye başlıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Sıra başına kadar ilmeğimizin şu şekilde bakınız. Ardından alarak her zamanki gibi örüyoruz ve sıramızın başına geliyoruz. Evet 4 tane pilemizin yerini ördük. Birinci önümüz için her ikisi arkası için ve diğer önümüz için pilemizi ördük ve ben geri dönerek geldim. Tam pilem için çekmiş olduğumuz zincirimin yanı başındayım. Şimdi ilmeğimizi alıyoruz. Burada 10 tane zincirimizi çekmiştik. Diğer pilelerimiz için de aynı şekilde 10 zincirimizi çekmiştik. 10 zincirimizin her bir zincir üzerine tıpkı buradaki yapmış olduğumuz gibi başını doluyoruz ve bir defa da örüyoruz. Bakınız şöyle başlayalım. Hemen ilk zincirimizden giriyorum. Başını doladım, alıyorum 1 2 3 4 5 Her bir zincirimizi bu şekilde örüyoruz. 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımızı ördükten sonra tığımızın başını doluyoruz. Yine bakın şuradaki düz devam eden trabzanlarımızı yine ardından girerek örüyorum. Hepsinin ardından batalım. İlmeğimizi tuttuğumuz zaman yine diğer zincirlerimize kadar örelim. Bütün zincirlerimizde bakınız bu işlemimizi yapıyoruz. 10 tane trabzanımızı üzerine yerleştiriyoruz. Diğer zincirimizde birlikte örelim. Diğer zincirime kadar arayı ördüm. Ve zincirimin olduğu yerdeyim. Tığımın başını doluyorum. 10 tane bakınız trabzanımızı sırası ile örüyorum. 2, 3, saymanıza bile gerek yok. Çünkü zincirimizi zaten saymıştık. Fazla ya da eksik olması herhangi bir şeyi değiştirmez. Burada ne varsa artık onu öreceğiz. Bütün zincirleri birebir ördükten sonra hiç problem yok. Evet zincirlerimin tamamını ördüm. Tığımın başını doluyorum. Ve gövde kısmına geçiyorum. Yine ilmeklerimin ardından örüyorum. Ve sıramın başına kadar bu şekilde işlemlerimizi yaparak ilerleyelim. Buradaki iki tane zincirlerimizi de aynı şekilde örelim ve sıra başında görüşelim. 4 tane pilemizi ördük ve sıramızın başındayız. Sıramızın başında ilk renk olarak çok açık tatlı bir sarımla başlamak istiyorum. En son trabzanımı bakın bu şekilde çekiyorum. 1 ve 2. Iki. 2 i̇ki tane de zincirimi hemen çektim. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. 2 zincirimizi çekmiştik. Tığımızın başını dolayalım. Hemen İkinci bakınız yine ardından aynı şekilde örmeye devam edelim. Burada tek farklı uygulamamız rengimiz. Başını doluyorum, çekiyorum, başını doluyorum. Hiçbir farklı işlem yapmıyoruz. Sadece bizi diğer uca götürüp tekrar bu uca doğru geri döndüreceğiz ve beyazımızla diğer sırayı devam ettireceğiz. Bir sıra renk bir sıra beyaz ya da renkleri ardı ardına dizebiliriz. Nasıl arzu ederseniz göz zevkinize göre ayarlamamızı yapalım. Bakınız plemin üzerine geldim yine ardından alarak ilerliyorum. Hiç değişiklik yapmıyorum hep aynı şekilde örüyorum sıra başına kadar ilerleyelim sıramızın bir ucundan başladık diğer ucuna kadar örerek geldik İsterseniz bu şekilde tek sıra isterseniz yine aynı yerden geri dönerek beyaz ipimizin olduğu yerden tekrar bu tarafa doğru gelebilirsiniz hem yani bir sırada da tamamlayabilirsiniz iki sırada da nasıl arzu ederseniz şimdi iki tane zincirimi çekiyorum ben diğer tarafa dönmeyi düşünüyorum Örgümün yönünü çeviriyorum, tığımın başını alıyorum, bakınız ipimi ve ardından alarak ilerliyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyoruz, sadece renklerimizi değiştirerek bu şekilde örmeye devam edeceğiz. İsterseniz bir sırada, isterseniz iki sırada devam edebilirsiniz. Ceketimizi rengarenk örmeye başladık ve e, her renk aramızda mutlaka beyazımızı kullanıyoruz. Beyazlarımızı bakınız kimini iki renk iki sıra olarak ördüm kimini bir sıra olarak ördüm. Tamamen zevkinize uygun olarak ilerleyebilirsiniz. Beyazlarımızı şurada bakınız ikili trabzanımı düz olarak ördüm. Diğerinde ise bir defa başını dolayarak aldım. Arada bu şekilde e, iki İkili trabzan şekliyle de örebilirsiniz. O zaman daha boyu da birden yükselmekte. Dilerseniz bu şekilde de tamamını devam ettirebilirsiniz. Şöyle bakınız çok hoş kabartılı bir görüntüsü var ceketimizin. Evet şimdi renklerimizi sürekli değiştirerek istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ediyorum. Unicorn'u ceketimizi e, örmeye devam ediyorum. Bakınız boy uzunluğunu bu kadar ördüm. Şuradaki pilemizin olduğu kısımda diğer pilemizi ben diktim. E, kapalı bir şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi buradaki pilemizi de dikelim isterseniz. Sonrasında kollarımızla örmeye devam edelim. Pilemizi normalde şu şekilde de A pile olarak da dikebilirsiniz. Dilerseniz bir yöne yatırarak da dikebilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz, ben alpile olarak kullanmayı seviyorum. O yüzden alpile şekliyle dikmek istiyorum. Bunun için arkayı çeviriyorum. Arkasını çevirip bakınız, şuradan pilemi tam ortalayarak şöyle bakınız görülmemiş. Tam ortalayarak dikiyorum. Minik bir ip taktım iğneme. Düğüm de atmamıştım. ucundan dikiyorum ve aynı trabzana batmıştık yine de burada da açıklık olmaması için battığımız trabzana doğru da dikişimi ilerletiyorum ve şu şekilde düzlüyorum Bakınız şöyle açarak düzlüyorum ve buraya dikiyorum şöyle tepesinden açıyorum ve ana gövdeye güzel bir şekilde dikiyorum. Evet şimdi bakalım. Şöyle çevirdiğimizde bakınız gayet güzel pilemiz yerli yerinde durmakta çok hoş görülmekte. Şimdi düğümümüzü attıktan sonra kaç tane de gerekli yerler varsa oralarında düzenlemesini yaparsınız. Düğümümüzü atıp kolumuzu örmeye devam edelim. Öncesinde santim ölçüsüne bakalım. Uzunun bu ana kadar bir tane ipimi kullandım. İkinci bir ip kullanmadım. Evet pilimiz çok güzel. Şöyle ayarlamalarımızı da yaptığımız zaman gayet güzel. Şimdi i̇şte uzunluğumuza bakalım. Robamızın olduğu yerden ölçüyorum. Sarımın olduğu yerden itibaren ölçüyorum. Aşağıya kadar biraz tabii katlı katlı olduğu için yukarıya doğru çekmekte 20 santim. Omuzdan itibaren ölçüyorum. Omuzdan ölçtüğüm zaman ise şöyle 38 santim. şu civarlarda. Evet şimdi kolumuzu örmeye başlayalım. Bu buraya kadar tam bir tane beyaz ipimi kullandım tabi diğer renk iplerimizden aralıklarla kullandık diğer koluma ise başladım bakınız bu kadar kullandıktan sonra beyaz ipim bitti şimdi yeni ipe diğer kolumuzla sizlerle birlikte örmeye başlayalım tam kol altından örmeye başlayalım şurası kolumuzun altına gelen kısmı bakınız yanlardan artışlarımızı yaptığımız bölümümüz tığıma bir tane düğüm attım ve araya giriyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen yanında duran trabzanıma bir tane giriyorum ve trabzanımı örüyorum ikili trabzanımı buradaki artış yaptığım yere girmiyorum çünkü hemen yanındaki yere bir tane ördüm çok sıkışık doldurmak istemiyorum özellikle kol altını biraz rahat istiyorum yukarıları ise her bir trabzanımızın üzerine birer tane örerek ilerleyeceğiz fakat burası kol altı olduğu için yığılma yapmasın evet tığımın başında oluyorum Şuradaki artış yerine atlıyorum. Hemen yanındaki bölüme tıpkı trabzan ördüğümüz gibi yani üst kısımlarına gelerek batıyorum. Diğer trabzanımı örüyorum. Artık yan şekilde olduğu için her bir trabzanımızı örerek ilerliyoruz. Hiç atlamıyoruz. Çünkü kolumuzun görünen kısımlarında yan kısımları bakınız şöyle tuttuğum zaman arkadan şu kısımlar görünmekte bakınız hemen ama kol altını birazcık daha daraltacağız Evet şimdi örmeye devam ediyorum bakınız sıramızın başına kadar ilerleyelim sıramızın başlangıç yerine kadar geldim bakınız zincirimi çektiğim yere kadar ve hemen yanındakine batıyorum bir trabzan daha örüyorum zincirimin üzerine batıyorum ve geçişimi yapıyorum zincirimin üzerine yine Aynı şekilde 3 tane daha zincirimi çekiyorum ve ileriye doğru devam etmiyorum. Geriye dönüyorum. Kolumuzu bir ters bir düz yönden öreceğiz. Şimdi bakınız ters yönden örüyorum içten. Birer birer her bir trabzanın üzerine batarak örüyoruz. İkili trabzan şekliyle örüyoruz. Ve bu ikinci sıramız her 5 sırada bir kol altının şu Gördüğümüz yerde bir tane eksilerek kolumuzu daraltalım. Her 5 sırada bir bir eksilmemiz mutlaka yapalım. Eğer daha küçük yaşlar için örecekseniz kol daha küçükse tabii ki daha az daralma daralmalar yapabilirsiniz. Kolumuzun genişliğine göre daralmamızı da ayarlayalım. Evet bu şekilde örerek ilerliyorum. Şimdi ikinci sıramızdayım. Şimdi içten örüyorum tersten. Daha sonraki öreceğim sıra sonuna geldiğimiz zaman düzden çevirip öreceğiz buradaki bu şekilde örmemizin temel sebebi şurada zincir olarak çekmiş olduğumuz bölüm kayma yapması kayma yaptığı zaman kolumuzun üzerine doğru başlangıç noktamız geliyor gelmesin aynı yerde zincirimiz kalsın sadece burada hafif bir zincir görüntüsü olsun diye bir ters bir düz yönden örüyoruz Evet 5 sırada bir eksilmeyi unutmayalım ve kolumuzu tamamlamaya devam edelim Ceketimizi, kollarını örmeye başlamıştık. Bakınız her iki kolumuzu da tamamladım. Kollarımda farklı renkler uyguladım. E, ceketimizin etek kısmında çalışmış olduğumuz renkleri kollarıma şu şekilde dağıttım. Bakınız bir tanesini mavi ve yeşil grubumu diğerine pembe ve e, lila grubumu dağıttım. En sondaki görmüş olduğumuz lila ama bütün ceketimizin kenar kısmını kavrayacak olan lila'mız, yani bütün kenarımızı bu rengimizle tamamlayacağız. Şimdi ceketimizdeki yaptığımız işlemlerimize bakalım. Ceketimizde şuradan itibaren örmeye başlamıştık. Bakınız düz trabzan olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 sıra düz trabzanımızı ördük. Ve renklerimizi kullandık. 1, 2, 3 tane rengimizi kullandım ve aralarına yine beyazlarımı ördüm. Son olarak ise başını dolayarak morumu 2 sıra ördüm. 1 sırada sık iğne ördüm. Bu şekilde şöyle gördüğümüz gibi ceketimizin kol bölümünü tamamladık. Şimdi diğer kolumuzun sadece mor bölümünü sizlerle birlikte örmek için bıraktım. Bakınız ondan öncesi renklerimi de bir defa başını dolayarak aldım. Burada da aynı şekilde yaptım. Bir defa başını dolayarak aldım. Yoksa çok uzun olabilir kol. Kol boyunuz yeterli değilse uzatabilirsiniz. Şimdi santim olarak ölçüsüne bakmak istiyorum. Başlangıç noktamdan itibaren sayıları verdim. Şimdi bakınız en son 20 buçuk santim kolumuzun başlangıç yerinden itibaren şuradan yaka kısmından baktığımda ise 30 santim Evet şimdi kol ucumuzu birlikte örelim diğer kolumuzu sonrasında kapış yönünü örmeye başlayalım hazırlamış olduğum kolumu alıyorum yine bakınız geçiş yaptığımız yerden alarak örmeye başlıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra başını doluyorum ve batıyorum. Trabzanlarımın arasına girerek bakınız. Bir defa başını doluyorum. Çekiyorum. Bir defa başını doluyorum. Üstteki küçük bölümüne giriyoruz. Bakınız şöyle ilmeğimizi üstteki görünen küçük bölümüne girerek başını bir defa doladım trabzanımı tek seferde çekiyorum bir defa doluyorum sıra başına kadar ilerleyelim sıramızın başına kadar geldim hemen zincir çektiğim yerin arasına bakınız geliyorum tığımın başına girdiriyorum ve şu şekilde birleştiriyorum bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve örmeye başlıyorum sırası ile Bakınız şu şekilde örgümüzün yönünü çevirelim. Başını dolayarak bir önceki örmüş olduğumuz sıradan takibimizi yapalım. En son yine birleşme yerimize geldim. Zincirimin olduğu yere giriyorum ve şu şekilde birleşme işlemini yapıyorum. Ve en son sıramızı örmeye başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bu sıramızda sık iğne olarak örüyoruz. Bakınız Biraz da e, sık tutalım. En son kapanış olduğu için daha değerli toplu olsun. Batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Batıyorum. Tam araya giriyorum. Bakınız. Şu şekilde gördüğümüz zaman tam şöyle giriyorum. Son olarak sık iğnemi de birleştirdikten sonra başlangıç noktama bir tane zincir çekiyorum ve kolumu da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şöyle görelim bakınız. Çok hoş oldu. Daralarak geldik ve kolumuzu 3 sırada tamamladık. 2 sıra başını dolayarak aldık. Son sıramızda ise sık iğnemizi ördük. Her iki kolumuz da bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi kapüşonumuzu örmeye başlayalım. Evet, şimdi kapüşonumuzu örmek için ilmeklerimizi almaya başlayalım. Hemen ilk ilmeğimizin üzerinden giriyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başında doluyorum ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve sırası ile trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 4 5 Toplamda 5 trabzanımızı ördük. Bir tanesi zincirdi. 1 2 3 4 5. 6. trabzanımızı örmeye başlıyorum. Altıncı trabzanımızı hemen yanına bir tane daha batıyorum. Çift olarak örüyorum. Ve bir sonrakini tek. Sıradakini çift. Bir, iki. Bir tane tek. Bakınız trabzanımızın birisini tek. Diğerini çift olarak örelim. Ve devam edelim. Bir tek, bir çift. Bir, iki kapış önümüz için bu şekilde zeminimizi hazırlayalım bir tek bir çift örelim diğer kenarımızda yine 5 tane tekle bitirelim sıramızın başına kadar teklerimizi örerek geldim bu kenarda 6 tane tekim oldu 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve tığımın başını doluyorum birer birer istediğimiz baş ölçüsü gelene kadar örmeye devam ediyorum Sadece trabzanımızı örüyoruz. İkili trabzan şekliyle başını doluyorum. Ve iki defa da örüyorum. Başını doluyorum. iki defa da örüyorum. Bir tek bir çift olarak alt simini hazırlamıştık. Kenarlardan beşer trabzan ayırdık. Bir kenarda altı tane trabzanımız bir kenarda beş trabzanımız olarak denk geldi. Evet istediğimiz ölçü olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Ceketimizin şapka bölümünü de örerek tamamladım. Şuradan başlamıştık bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 sıramı ördüm. 19 sıra ördükten sonra yeterli ölçü oldu ve bıraktım. Şöyle ölçümüze bakalım. 19 santim şu civarlarda 19 santim Şapkamızın e, dik olarak uzunluğu En iyisi bakınız beşer beşer kenarlardan ayırmıştık bir tanesinde 5 bir tanesinde 6 kalmıştı ve bir tane tek bir tane çift örerek e, geniş bir şapka ayarlamıştık Eğer e, gövdenize büyük gelecek gibi olursa aralıklarla daraltabilirsiniz şapkamızı. Evet şimdi şöyle çeviriyorum ve dikmek istiyorum düz ya da ters yönden hangisinden isterseniz dikebilirsiniz ben tersten dikmek istiyorum karşılıklı birer trabzandan alıyoruz ve dikmeye başlıyoruz şöyle iplerimi geriye doğru alıyorum düğüm atmamıştım bakınız her iki ilmeğimizden yani hem diğer taraftan hem bu uçtan alıyorum ve düzgünce dikiyorum uç noktaya kadar yani şuraya kadar dikerek tamamlayalım kapış önümü tepe kısmından bakınız şuradan itibaren diktim çok güzel oldu şimdi kenarlarımızı da tığlayalım ve artık sona doğru yavaş yavaş yaklaşalım ceketimize kapış önünü de tamamladıktan sonra önleri karşılıklı ve de etek ucunu Güzelce çerçeve içine alıyoruz. Mor rengimi kullanmak istiyorum. Mor rengimi öreceğimizde tıpkı buradaki kolumuzdaki yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynısını tekrar edeceğiz. İki sıra başını dolayıp da tek seferde çekip en son sıramızı ise sık iğne olarak öreceğiz. Bu şekilde tamamladıktan sonra da şapkamız üzerindeki süslemelere geçeceğiz. Evet gövde kısmının en üst kısmından örmeye başlıyorum. Bakınız kapüşon kısmına geçmiyorum. Gövde kısmımın olduğu yerden ilk başlangıç noktasına gelerek batıyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum ve tek seferde çekiyorum. 1 ileriye geçiyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar bir ileriye geçiyorum bakın sıvı numarasını küçülttüğümüz için derine girmiyoruz derine girmeyince de e, görüntü daha güzel olmakta daha yüzeye yakın üste yakın bir yerden örüyorum birer birer bu şekilde başını doluyorum tek seferde çekiyorum Başını dolayarak tek seferde çekelim. Evet, şu şekilde ilerleyerek aşağı noktaya kadar devam edelim. Uç noktaya kadar tepe noktasından başlamıştık, uç noktamıza kadar örerek geldim. Şimdi tam köşemizin dönüş yapacağımız trabzanındayız. Tığımızın başını dolayalım. İkinci bir trabzanımızı tek seferde çekelim üçüncüyü çekiyorum ve dördüncüyü çekiyorum buradaki geçişimizi yumuşatarak kolayca geçmeyi sağlıyorum tığımın başını doluyorum buradan sonraki bölümlerde ise her bir trabzan arasına birer tane giriyorum bakınız dik geldiği için birer birer hepsinin yeri belirli alt kısmı rahatlıkla diğer kenara kadar bu şekilde örelim her trabzanımızın üzerine batalım bir tane örelim bir ucundan başlamıştık diğer uca kadar örerek geldim ve en son kapış yönümü başladığım yere kadar geldim bakınız boyun kısmındayım şuradan itibaren kapış yönümüz iki tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum bu kez buradan başlayıp aşağıya da dolanıp diğer önümüzü de örerek ilerliyoruz tığımın başını doluyorum bir önceki batmış olduğum yerlerin üzerlerine başını dolayarak batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Hepsini bakınız. Şu şekilde ilerleyelim. Evet iki sıra bir defa başını dolayıp çektik. Bakınız iki sıramızı her iki önümüzde ve ceketimizin alt kısmında tamamladık. Bütün çevremizi dolaşarak geldik. Şimdi üçüncü sıra olarak sık iğnemizi örüyoruz ve son sırasını yapıyoruz. Son sırasını çalışacağız. Yalnız 3 tane düğme dikmek istiyorum ben e, roba kısmında. Düğmemizi dikeceğimiz, uygulayacağımız yerde e, ilik çalışması yapmamız gerekmekte. İlik çalışmamızı ise sağ tarafa iliğimizi koyuyoruz. Diğer tarafa bakınız. Diğer tarafa kadar sık iğnemizi geçelim. Sarıyı ördükten sonra bakınız beyazımız vardı. Beyazımızın olduğu yerde tekrar görüşelim. Sarıya kadar sık iğnelerimizi örelim. Buradan burası düğme bölümümüz olacak. Her bir trabzanımızın üzerine bakın sık iğnemi şu şekilde geçiyorum. Tam aralarına batıyorum. Birer birer ilerliyorum. Sarımızı bitirene kadar yani karşıdaki sarıyı bitirene kadar bütün çevrelerini dolaşarak gelelim ve sarımızın olduğu yerden itibaren ilk yerlerimizi ayarlayarak İliğimizi çalışalım. Sık iğnemizde çok güzel bir hava verdi bakınız. Evet örmeye devam ediyorum. Sık iğnemi örerek ilerliyorum. Yalnız ceketimizin her iki yan kısmından alt kısma dönüş yerlerinde birden fazla batmamızda fayda var. Bakınız ilk seferde 3 defa batmıştık. İkincisinde her birine ikişer defa battık. Sık iğnemizde de aynı şekilde 1 2 1 2 şeklinde batalım. Yani buradaki dönüşümüzü kolaylaştıralım. Bakın ilk 3 diğerine hepsine ikişer battım. Burada ise dönüşümüzü bir tek bir çift olarak yapalım ve dönüşümüz güzel olsun, kıvrılmasın. Bebeklerimiz, çocuklarımız kullanırken dönmesin. Bakınız şu şekilde ördüm. Diğer e, yan kısmı da aynı şekilde örelim. Alt kısma geçtim şu an. Ceketimizin alt kısmını örmekteyim. Sadece bu ceketimizde değil yelek ve ceketlerin tamamında bu şekilde çalışma yaparsak sonuç daha güzel olur. Şu şekilde kıvrılıp kasmaz ve rahatsız edici bir görüntü oluşmaz. Bütün yeleklerde ceketlerde uygulamamız gereken bir metottur burası. Evet şimdi alt kısmını diğer yanımızı da aynı şekilde örerek geçişimizi yapalım ve sarımızı ördükten sonra yine görüşelim. Ceketimizin son sıkı iğne sırasını örerek geldim. bakın hem alt sıramızı ördüm. Dönüşümüzü yaptım. Diğer kenarımdan yukarıya doğru çıktım. Sarıyı da ördükten sonra 3 tane düğme kullanmak istiyorum. Ceketimin önü için ve yerlerini ayarladım. İliğimi açmam gereken yerleri. Bir hemen bakınız birinci kabartanın olduğu yeri bir ilik açmak istiyorum. Daha sonrasında sadece kabartılardan sayalım. 1-2-3-4 5 ile bakın 5. kabartı ile 4. kabartının arasına denk gelecek bir yere de ayrıcımı koydum. Burada ilik çalışmamı yapmak istiyorum. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4 ve yine hemen 5 olabilecek yerdeki yerime işareti koyuyorum. Bakın başlangıç noktama yakın. Yani başlangıçta bir tanesi başlangıç bir tanesi sonu bir de ortamıza ayarlayarak ilik yerimizi çalışacağız. İliğimizdeki kullanacağımız düğme çok önemli. Eğer büyük e, düğme kullanacaksak zincir sayımızı biraz fazla çekmemiz gerekmekte. Daha küçük düğmelerde ise e, daha küçük zincir çekmemizde fayda var. Bir de şunu unutmayalım. Açılıp kapanırken esneyeceği için fazla büyük yaparsak e, düğmemizi tutmayacak şekilde bir genişleme yapabilir. O yüzden esneme payını da lütfen unutmayalım. Şimdi ilk iliğimi çalışmaya başlıyorum zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra aşağıdan 1 2 atlıyorum üçüncüye batıyorum bakınız 3 tane zincir çektim 2 atladım ve üçüncüye battım arayı devam ediyorum birebir sık iğnelerimi örerek ilerliyorum Bakınız işaretimi taktığım yere geldim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. batıyorum. Ve sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Başlangıçtaki yere kadar örelim. Şurada düğmemiz olacağı için 1, 2, 3, biraz e, bakınız 1, 2, 3, 4 tane kalarak zincirimizi çekmemiz lazım. Çünkü bir de batışımız olacak. Hemen iliğimiz de bitmemesi lazım. 3 zincirimi çektim. 1, 2, 3. batıyorum ve son olarak şu şekilde ayarlıyorum. Ve 3 tane ilik yerim bu şekilde çalışıyorum. Hemen geri dönüş yapıyorum. İliklerimin üzerine bir sıra sağlamlaştırmak için işlemimizi yapıyoruz. İliğime battığım bakın 3 zincir battığım yere giriyorum. Alıyorum sadece geçiyorum bakın. İlik açtığım 3 tane zincirimin içerisine 1 ve 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın 3 tane yapmıyorum 2. Daha sonraki sık iğnemin olduğu yere geliyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Diğer sık iğneden sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bakın sadece ilmeğimi akıtıyorum, kaydırıyorum. Bakın hangi İsmi kullanırsak sadece ilmeğimi ilerletiyorum bu şekilde. Burada bir ekstra kabartı yapmıyorum. Yine ilmeğimi kaydırarak geldim. Son zincirimin olduğu yerdeyim. Hemen iki tane sık iğne çalışıyorum. 3 zincir çekmiştim. 2 tane sık iğne çalışıyorum. Bakınız kaç tane zincir çektiyseniz ondan bir eksik sık iğne çalışalım. Bakın tekrar çalışıyorum. 1 Tekrar çalışıyorum. iki biraz da sıkı olmasına gayret edelim, kabarmasın. Ve daha sonraki sıkı iğneme sadece ilmeğimi kaydırıyorum. Batıyorum, ilmeğimi çekiyorum. Batıyorum, örmüyorum bakın. Sadece ilmeğimi taşıyorum. Diğer ilik yerine görene kadar bu şekilde ilerliyorum. Evet, geldim zincirimi çektiğim yerdeyim hemen şöyle 3 zincir üzerine iki sık iğnemi çalışıyorum ilmeğimi bir kaydırıyorum ve bir tane de yana kaydırdıktan sonra bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum kestiğim ipimi şu şekilde hemen en yakınından alarak içeriye doğru gizliyorum. Gizleme işleminde lütfen düzgün yapalım. Mümkün olduğunca en yakın yerinden alarak batalım. Daha sonra ileriye doğru taşıyalım ve renkli örgülerimizde kendi renginin içerisinde kapatmaya gayret edelim. Evet şimdi ilik çalışmamızı da çok muntazam bir şekilde gördük bakınız. Şöyle devam ediyor. Evet. Şimdi şapkasının üzerindeki süslemelerimizi çalışmaya başlayalım. Unicorn'umuzun kapüşon kısmında iki tane kulağımızı ve bir tane ortaya boynuzumuzu çalışacağız. Kulağımızın bir tanesini çalıştım. İkinci ikinci kulağımızı birlikte çalışalım. Zincirimizi çekerek kulağımızın alt kısmından örmeye başlayalım. Bir tane şöyle düğümümü attıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. gelerek batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Geri dönüşümle birlikte iki tane trabzanım oldu. Hemen yanındaki zincir yuvasına iki tane trabzan örüyorum. İkinciyi aynı yere örüyorum. Bakınız iki tane ördüm. Toplamda dört tane trabzanım oldu. Bir sonrakini tek olarak örüyorum. Beş tane trabzanımız oldu. Sıradakini çift örüyorum. Bir tek bir çift olarak örüyorum. Toplamda 7 tane trabzanım oldu. Bakınız çift örmüştüm. Tek ördüm. Çift ördüm. Başta da 2 tane vardı. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi 8. örüyorum. 9 aynı yere batıyorum. 10 ve en son tek olarak örüyorum. Şurada zincirimi de sıkıştırıyorum. Şu şekilde bir tek bir çift olarak ördük ve üst kısmı örmeye başlıyoruz. Kenar zincirimizi iki tane çekiyoruz. 1 ve 2. Örgümüzü çeviriyoruz tığımın başını dolayarak hemen sıradaki trabzanımı ikili trabzan şekliyle örüyorum. Diğer başa kadar. Biraz da sık örmeye gayret ederseniz ve ben burada da tığ numaramı küçük kullanmaktayım. Bakınız iki buçuk numara kullanıyorum. Sona doğru geldim. Bakınız en son iki tane trabzanım kaldı örmem gereken. Bir tane trabzanımı örüyorum. Şuradakini, en sondakine ise batmıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Burada bir tane eksildik. Dönüyorum. Tığımın başını dolayarak hemen sıradakine batıyorum. 2 zincir çekelim lütfen kenarlarda. 3 çekersek bol bolduruyor. Güzel olmuyor. Diğer uca doğru ilerliyorum. En sondaki trabzanı örmeyerek birer darlaştırıyoruz. Bakın son trabzanın üzerine gidip de batmıyorum. Bir öncekinden dönüyorum. Öyle olduğu zaman herhangi bir şekilde potluk da olmuyor. Bakın en sona batmadım. İki zincirimi çekiyorum. Yönümü çeviriyorum. Ve bu şekilde yukarıya doğru örmeye devam ediyorum. Sadece bakın iki tane kaldı. Trabzana batıyorum. En sondaki zincirden yapmış olduğum trabzana batmıyorum. Dolayısıyla o oradan dönüşümüzü sağlıyor. 2 tane zincirimi tekrar çekiyorum. Bakın azaldık. 2, 4, 6, 8 tane trabzanımız oldu. Şimdi devam ediyoruz. Her birer, birer bakın trabzanlarımız sadece tek noktası tığımızı küçük kullanmamız gerekmekte. İki tane trabzanım kaldı. Birini örüyorum. Zincirden dönerek ördüğümü ise örmüyorum. Hemen iki tane zincirimizi çekerek geri dönüşümüzü yapalım. Bir iki en sondakini örmedik. Tekrar dönüyorum. Sıradan devam ediyorum. Çok çok kolay bakınız. Son iki kaldı. Bir tanesini örüyorum. Zincirden olanı örmüyorum. Bir iki tane zincirimi ördüm. Ve burada bakıyorum. 2 4 6 Diğer kulağımızla eşit seviyeye geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüştük. Şimdi 7. sıramıza başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramız kestiğimiz sıramız olacak. 2 tane zincirimi çektikten sonra yanındaki trabzanımı batıyorum. 1 defa örüyorum bir sonraki tarabzanımı batıyorum bir defa örüyorum aynı anda çekiyorum ve sıradaki bir defa örüyorum ve diğerini bir defa örüyorum bu kez birincisini üç tanesini çektik ikincisini iki tanesini çekip kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum İpimi kesiyorum ve unicornumun diğer kulağını da bu şekilde tamamlamış oluyorum şimdi kenarının morunu geçelim Kulağımızın kenarında morla dolaşıyoruz. Yalnız alt kısmına şapkamız beyaz olduğu için yine beyazla bırakıyoruz. Buradaki bütünlük bozulmasın. Evet şimdi kulağımızı alalım ve tığlamaya başlayalım. İlk zincirimin olduğu yere batıyorum. Şu şekilde taban zincirini buraya sabitliyorum. Kendimi bir tane zincirimi çektim. İpimi arkadan şu şekilde sürdürmek istiyorum. Ve sık iğne olarak bir defa giriyorum. İkinci kez batıyorum, aynı yere bakınız. İkinci kez batıyorum ve her iki trabzan arasındaki geçiş yaptığım bölüme de bir defa batıyorum. Bu şekilde örüyorum. Şimdi diğer trabzana geçtim. Bir ve iki ördüm. Aradaki geçiş yaptığım bölüme batıyorum. Tekrar diğerine geçiyorum. Bir ve iki geçiş yaptığım bölüme batıyorum. Yandan bir. 2 geçiş yaptığımız ara bölüm 3. Bu şekilde sık iğnelerimizi ikişer ikişer batarak uygun yerlere ve bir de aralara toplamda 3 defa batmış oluyoruz. 1 ve 2 batıyorum. 1 2 tepe noktasına geliyorum. Bakınız tepe noktamızda 3 tane ördük. 2 defa battım. Tam tepe noktamın olduğu yere geçiyorum. 1 başım dolamıyorum. 2 3 3 defa geçişimizi yaptıktan sonra arkadan yine ipimi götürüyorum. Tabi zor olan arkadaşlarımız daha sonrasında çeksinler. İpim bolarmasına fırsat vermiyorum. 1 2 Tam ara noktaya batıyorum. Trabzanlarımıza 2 araya da battığımız zaman 3 şeklinde kulağımızın çevresini bu şekilde dolaşarak tamamlıyoruz. Küçük tığla örmeyi lütfen unutmayalım. Ucu büyük tığlarımızda kulağımız rahat durmaz. Çok gevşek olacağı için sıkıntılı olur şuraya batıyorum ve tamamlıyorum şöyle en sonda geçişimizi yapalım bir zincirimi çektikten sonra ipimi koparıyorum ve kulağımın son halini şu şekilde görüyorum. İki tane kulağımız hazır. Şimdi ortaya boynuz çalışmamızı da yapalım. Boynuzumu çalışmak için sihirli halkayla başlıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 Zincirimden sonra 1 dedim. 2 Sadece başını dolayıp alıyorum. 3 4 Şu şekilde. 5 6 Halkamı kapatıyorum. 6 tane çektim ve kapadım. İlk zincirimden olan yere giderek sadece zincirime bakın tamamen kavruyorum tamamen araya giriyorum üzerine batmıyorum böyle kapatıyorum bakınız zincirim arada kalıyor başlıyorum bir iki yeni bir zincir çekiyorum ve arkadan ipimi asılıyorum hemen yanına başını dolayarak batıyorum bir sonraki trabzanımın üzerine bir ve 2 bir sonraki bir defa örüyorum bir tanesini tek bir tanesini çift olarak örelim çünkü çok bir genişlik istemiyoruz anında bakın çift tek ve çift tekrar tek örüyorum ve sıradakini bir aynı yere batıyorum iki bir sonrakini tekrar tek olarak örüyorum. Bakın sivri bir uç noktası çıktı. Şimdi birleşme noktasına geçiyorum. Zincirimi çektiğim yerle başını doladığım yerin arasına giriyorum. Geçiyorum. Tekrar 1 2 başını doluyorum, hemen dibine batıyorum bu kez. Ve bir sonrakine batıyorum bütün hepsini tek olarak örüyoruz. Başını doluyorum. Hepsini tek. Parmağımı da içeriye alıyorum. Şöyle dolaştıra dolaştıra örüyoruz. Çok da kolay oluyor. En sona battım ve tekrar zincirimin olduğu bölüme geldim. Zincirimle başını dolayıp batığım yerin tam arasına giriyorum. Geçişimi yapıyorum. Bakın boynuzumuzun tepe noktası şu şekilde oluştu. Ve devam ettiriyorum. 1 2. Aynı şekilde bu sıramızda da hiç artmıyoruz. Hemen dibine batıyorum. Ve birer birer diğerlerine de örüyorum. Birden genişlik istemediğimiz için artış yapmıyoruz. Birden bir bolluk olmasın. Bakın parmağımızı içine taktığımız zaman çok rahat döndere döndere örmekteyim. Şuraya geliyorum. Geçişimi yaptım bakınız bu kez zincirimle. Şöyle bağlandık. Ve bu sıramızda artışımızı yapalım. 1-2-3 Hemen aynı yere batıyorum. Bir sonrakini bir çift olarak örüyorum. 2 tek bir çift olarak örelim. Çift ördüm. Bir tane tek. Yanına bir tane daha tek. Bir sonrakini çift olarak örelim. Bir ve 2 2 tane tek. 1 ve 2 sonraki çift teklerimi örüyorum çiftimi örüyorum bir aynı yere batıyorum hemen tek batıyorum tekle başlamıştık zincirimin arasına giriyorum ve geçişimi yapıyorum iki sıra aynen olduğu gibi örelim 2 sıra daha örerek geldim ve toplamda kaç sıra ördüğümüze bakalım 1-2-3-4-5-6-7 Şimdi bu genişlik benim istediğim genişlik ölçüsü Çünkü küçük bir Ceket çalışması yaptık çok büyük bir boynuz çok hoş olmayacaktır Onun için ben birazcık daha aynı ölçülerde örerek uzatmak istiyorum Eğer Ölçünüz ya da ipiniz ince ise daha küçük olduysa Yine İki tane tek bir tane çift olarak artış yapabilirsiniz ya da üç tane tek bir tane çift olarak artırabilirsiniz. Ölçüsüne bakalım genişliğine. Genişlik şu an dört buçuk santim bakın dört buçuk çünkü bir de içini dolduracağımız için yuvarlak bir şekilde açılacak ama yine de yeterli bir ölçüde. Şimdi ben örerek istediğim uzunluğa gelene kadar aynı ölçüleri bozmadan devam ediyorum. İstediğim uzunluk ölçüsüne geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 sıramı ördüm ve geçişimi yapıp koparmak istiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Biraz uzun koparalım. Altını kapamak için dikişimizde kullanırız ipimizi. Şu şekilde kopardım. Şimdi içine ya elyaf ya da pamuk Evdeki bu yaralara bastırmak için olan pamuklardan olabilir. Kalan iplerinizden olabilir. Aynı ipimizden olabilir. İlla hepimizin evinde elyaf olması şart değil. O yüzden pek bulunmayabilir. Herhangi bir şeyle kalan bezle dışarıya çıkınca belli olmayacak. Yani aralardan görülmeyecek bir şekilde içine dolduralım. Evet elyafla doldurdum boynuzumun içini ve şu şekilde görülmekte. Bakınız şöyle şu kısma dikeceğiz Şimdi alt kısmından kapama işlemimizi yapalım. Karşılıklı güzelce dikerek kapatalım. Sonrasında şapkamızın uygun yerine toparlayacağız. Şöyle ortaya doğru alıyorum. sadece dikelim arkadaşlar. Daha sonra kulaklarımızda şapkamın dikişi tam ortada. Her iki yana kulaklarımızı dengeli bir şekilde ayarlayalım ve ortaya da boynuzumuzu dikelim. Unicorn'umun kulaklarını ve boynuzunu diktim. Düğmelerimi diktim ve bir tane de kaş çalışması yaptım. Şimdi diğer kaşı da birlikte çalışalım. Bakınız tam dikişim şu ortada. 1, 2, 3. trabzanımın ortasından örmeye başlıyorum. Bakınız dikişim şurada dikişinizi ortalayın 1 2 3 ya da daha farklı da çalışmalar yapabilirsiniz şuradan başlıyorum ve sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 aşağısından 1 2 3 4 5 6 ve 7 eşitlik olması için 2 3. de 1 2 3. de bakınız 1 2 3. de şu şekilde batarak başlıyorum. Tam ortalı battım. Önce yukarıya doğru hafif meyil yapıyorum. Sonrasında biraz aşağıya doğru çekerek kenarda kirpik çalışmasını yapıyorum. Tabii daha farklı çalışmalarda yapabilirsiniz. Şu şekilde kulaklarımızla boynuzumuzu da boynuzumuzu tam dikişimin olduğu ortaya diktim. Kulaklarımı da sağına ve soluna eşit bir şekilde diktim. Şimdi gözümüzü işlemeye başlayalım arkasına bir tane düğüm attım hafif bir meyille yukarıya doğru çıkıyorum şu şekilde bakınız daha sonrasında geri döneceğiz yukarıya 1 2 3 çıktıktan sonra tekrar aşağıya doğru inişimi yapıyorum isterseniz herhangi bir şekilde çizip şablon olarak da yapabilirsiniz. Üzerlerine bir sıra daha gideceğiz. Şimdi sadece bir sırasını yaptık. Bakın üzerine simsiyah daha sonra yuvarlağımızı, mailimizi, boşluklarımızı doldurduk. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve artık buradaki görmüş olduk kirpik kısmını çalışma yerimize geldim. Kirpiğimi çalışmak için şu şekilde başlatıyorum. İleriye doğru çıkıyorum. Diğer kirpiğime de bakıyorum. sarma yöntemimizde çok daha güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Tamamen el becerinize göre çalışmalarımızı şekillendirelim. 3 tane kirpiğimizi bakınız yaptım. Şuradan biraz da alttan alayım. Boşluk kalmasın orada. Şöyle bakalım. Bakınız bir tane de sona doğru çıkıyorum. Buradan da sona doğru çıkışımı yapmak istiyorum. Tabii dediğim gibi çok daha güzel çalışmaları yapabilirsiniz. Evet şimdi geriye dönüşümü başlatıyorum. Düzenlemelerimi yaparak nasıl görüntülerimi düzelterek şimdi kaşımızı kalınlaştırarak ilerliyorum ortaya batmıyorum tam biraz daha ilerisine batıyorum aynı yerlere batmıyorum ikinci turumda biraz geriden alıyorum boşluğumu kapatıyorum tekrar geriye geliyorum düzenleme işlemlerimizi yaparak devam edelim şu kısmı da düzenliyorum boşluğumuzun olan kısım boşluk kalmasını sağlıyorum aynı yerlere batmayalım farklı yerlere batalım ki daha düzgün bir görüntü ortaya çıksın Evet Şöyle bakalım. Bakınız buradaki meyil biraz daha fazla. Şurayı biraz daha kaldıralım. Evet. kaşlarımızı ve kirpiğimizi yaptıktan sonra önümüzün ön kısmını bir sıra morumuzla geçelim ve bu şekilde tamamlayalım kapüşon kısmımızın çalışmasını. ikişer defa girelim her yandan batış ip bölümüne. Tığımızın başını doluyalım. İkişer ikişer morumuzla ilerleyelim. Başını doluyorum batıyorum bakınız. Diğer yönümüze kadar bu şekilde örerek tamamlayalım. Bir uçtan başlayarak diğer uca kadar her yan trabzan için ikişer ikişer battım ve en son bakınız başlangıç noktasındaki bölüme geldim diğer tarafın başlangıcına ve ipimi kopardım oraya bağlantı yaptıktan sonra kendi rengimin içerisinde koparmış olduğum ipimi de gizledim. Ceketimizin iki tane ön, iki tane arkada olmak üzere dört tane A pile çalışmıştık. A üzerine şu şekilde e, fiyonk çalışması yapmak istiyorum. Fiyonkumun üçünü ördüm. ikisini önlere taktım. Arkamız için bir tane ve şimdi diğerinde e, birlikte örelim. 20 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 zincirimizi çektikten sonra geriye doğru sayalım. 1, 2, 3, 4. 4. zincir yuvasının içerisine geliyorum. Başa kadar ikili trabzan şekliyle örüyorum. Her birisine bir tane batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Trabzanlarımı zincirimin üzerine yerleştirdim. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. İkinci trabzanın üzerine batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Başını doladım. Tek seferde çekiyorum. Aşağıdakini ikili trabzan şekliyle örmüştük. Burada ise tek seferde çekiyoruz. Başını doluyorum. Tek seferde alıyorum. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde örelim sıramın sonuna geldim yine iki tane zincirimi çekiyorum tıpkı ikinci sıramızda ördüğümüz gibi tığımın başını dolayarak her trabzanımın üzerine batıyorum ve tek seferde çekiyorum bu üçüncü sıramız tek seferde bakınız batıyorum çekiyorum Üçüncü sıramızın da sonuna kadar örerek geldim. 2 zincir çekiyorum başlangıçta olduğu gibi yine ikili trabzanla örüyorum başlangıç ve bitişi ikili trabzan aradaki ikiyi ise tek seferde alıyoruz başını doluyorum sırasına batıyorum bakınız hemen 1 ve 2 1 2 1 2 bütün trabzanlarımı bu şekilde örerek tamamlıyorum 4 sırada fiyongumuz yeterli Tamamladığımız fiyongumuzu iplerimizi içeriye çektik ve iğneme aynı renkten olan ipimi taktım ve tam ortalayarak bakınız şu şekilde bol tel alarak yukarıya doğru çıkıyorum. Gelişi güzel battım bakınız ve tekrar yukarıdan aşağıya doğru aynı yerden iniyorum. şu şekilde sıkıştırıyorum şimdi bakınız düzelterek sıkıştırdıktan sonra kalan ipimle etrafını sarmaya başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 diğerlerini 12 defa sarmıştım bunu da 12 defa sarıyorum şu şekilde düzeltmemi yapıyorum 12 defa sardıktan sonra arkasına geliyorum batıyorum bakınız ipimi de tutuyorum üzerinde batırıyorum. Bu şekilde sabitledikten sonra pilemin tam üzerine bırakıyorum. Şu şekilde bakın pilemin üzerine bırakıyorum iğnemi tam pilemin bu dikişini yaptığım yerden geçiriyorum. Arkaya geçirdikten sonra dikmeye başlıyorum arka kısımda ipimizi tamamen geçirelim bakınız şu şekilde geçirdim tam pilemizin olduğu tepe noktasıyla bu kısmı tutuyorum buradan elimle arkasından dikmeye başlıyorum elimle hissediyorum pilemin sürekli iplerini sardığım yeri bakın elimle hissediyorum tuttuğum için ve pilemin o ipi sardığım yerden buradan girerek sabitliyorum Bakınız. Pilemi dikiyorum burada. Şöyle görülüyor. Pilemin bulunduğu yerden yani fiyongumu dikiyorum. Evet. Yeterli oldu. Dilerseniz kenarlarına da birkaç tane dikiş atabilirsiniz. Ama ben atmayacağım. Hemen düğümümü atarak şuraya ipimi koparacağım. İkizimizin en son fiyonklarını dikerek e, tamamladık ve kullanılmaya hazır hale geldi. Dilerseniz ceket, dilerseniz bant olarak miniklerimizin üzerinde kullanabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğumuz gibi epeyce büyük bir çalışma oldu. Şöyle arkasına da bakacak olursak bakınız, arkasının da fiyonkları ve e, görüntüsü de bu şekilde çok hoş, güzel bir görüntüsü var. Evet bir çalışmamızın daha sizlerle sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk, huzur içinde kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.